defa dövme nedir? İnsanın vücuduna iğne ile e, efendim bir şeyler kazımasıdır. Ve orada e, derinin üzerinde bir şekil, bir yazı, bir nesneyi ortaya çıkarmasıdır. Dövme eskiden e, yakma suretiyle yapıldığı için e, dövme olarak adlandırılmış. Şimdi de lazerle yapılıyor. Bunlar kalıcı dövme olarak adlandırılan dövmeler. Bunlar e, dinimizin yasakladığı şeyler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dövmeyi yapana da yaptırana da lanet ediyor. Yani bunu meslek olarak icra eden edem bu meslekleri icra edenlere gidip de vücuduna dövme yaptıranlara da lanet ediyor. Niye? Çünkü e, insanın yaratılışını beğenmemesi bir hastalıktır, psikolojik bir hastalıktır. Bugün maalesef e, sömürü düzeni gençlere rol modeller gösteriyor ve onlar üzerinden e, kendilerini şekillendirmeye çalışıyorlar. Gençler kimleri takip ediyor? İşte sporcuları, sanatçıları vesaire onlar böyle dövmeler yapmak suretiyle, estetik yapmak suretiyle gençlerin karşısına çıkıyorlar. Gençler de bunlara özeniyor, imreniyor. Onlar gibi ellerine, kollarına, boyunlarına, vücutlarının muhtelif yerlerine dövme yaptırma türünden bir gafletin içerisine giriyorlar. Bunu bir defa bilmek gerekiyor ki bir Müslüman için dövme yaptırmak asla ve asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Dövmede e, kullanılan e, maddeler bazen tabaka oluşturan maddeler oluyor, vücudun altına nüfuz etmesine Suyun mani olabiliyor. Böyle dövmeler abdest açısından, gusül açısından da problem teşkil edebilir. Ee, binaenaleyh bunun iki mahzurlu tarafı var. Bir, dövme yaptırmanın yani kalıcı bir şekilde insan vücuduna bir takım resimleri, harfleri, yazıları e, kazıtmanın veya işte e, lazer iğnesiyle bunu oluşturmanın Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin yasakladığı dövme yaptırma kapsamına girdiği için lanetli bir eylem olduğundan dolayı yaptırmak doğru değil. İkinci olarak da burada eğer kullanılan kimyasallar, maddeler e, tabaka oluşturan ve suyun deriye nüfuz etmesine mani olan cinstense o zaman abdestle ilgili, gusülle ilgili yani manevi temizlikle ilgili de bir problem oluşturacaktır. Bundan dolayı bir Müslüman böyle bir şeye asla müsaade etmez. Kendi vücut bütünlüğüne yönelik böyle bir cinayeti işlemez. Fakat e, gençlik döneminde e, gaflet halindeyken ne yaptığını bilmediği bir dönemde uydum kalabalığa türünden bir hareketle e, vücuduna bir dövme yaptırmış. Bu dövmeyi çıkartmak da, izale etmek de, ortadan kaldırmak da Ayrı bir e, maliyet meselesi hem maddi hem manevi bir maliyeti var. Yani e, deri dokuları bazen buna müsait olmayabiliyor. Çok zahmetli, çok sıkıntılı bir şey. E, tekrar çıkartılsa da e, geride kalıcı olan izler bırakabiliyor. Ama eğer bir teknoloji ile bunu e, zahmetsiz bir şekilde, yani acısız demeyeceğim çünkü belli bir elbette yaptırırken de bir acı çekiliyor ama katlanılabilecek türden bir acı olması farklı katlanılamayacak ağır bir ağrısızı acı olması farklı eğer katlanılamayacak bir faturası varsa bu yapılan dövmeyi ortadan kaldırmanın o zaman zaruret durumları söz konusu olur ve bu kimse abdestine guslüne devam eder Cenab-ı Allah'a istiğfar eder affını diler bağışlanma ister. Böyle bir cahillik yaptığından dolayı pişmanlık ve nedamet izhar eder. Ve eğer e, örtülebilecek bir yerde ise bunu örter. Başkalarına en azından e, göstermek suretiyle kötü örnek olmanın önüne geçer. Ama böyle e, işte özellikle de kız çocuklarına e, yapılan, kınadan böyle e, şekiller, ellere ayaklara yapılan şekiller Bunlar dövme olarak kabul edilmez. Bunlar e, kınadan çocuklar için bir eğlence olarak yapılabilir, bir süs olarak yapılabilir. Kız çocukları için bu tür şeylerin yapılması da onların gelişimi açısından önem arz edebilir. E, çocukları sevindirmek babından bayramlarda vesairelerde böyle şeyler yapılabiliyor. Bunlar kınadan olduğu sürece altına e, su geçirmeye engel bir tabaka oluşturmadığı sürece problem teşkil edecek şeyler değildir. Aksine yapılması güzel olan şeylerdir. Çocukları sevindirmek babından yapılmasında bir sakınca olmadığı gibi çocukları sevindirmek güzel bir şeydir, sevap bir şeydir. Bu yönüyle makbul bir şey olarak kabul edilebilir. Ama hangi tür boyanın efendim altına su geçirdiğini, hangi tür boyanın geçirmediğini bunu e, işin uzmanları bilirler. Benim böyle bir Kimyasal uzmanlığım yok. kimyevi hani maddeler, boyalar su geçirir geçirmez diye böyle bir uzmanlığım yok. Dolayısıyla kardeşlerimiz mümkün mertebe bu tür şeylerden uzak durmalılar. Bir defa e, yani uzak durmalılar derken dövmenin kalıcı olmayanından da uzak durmak lazım. Ancak çocuklar için bu tür şeyler bazen böyle bir e, yapıştırıcıyla, bantlı bir şeyle, e, eline yapıştırıyor çekince orada işte bir şekil kalıyor. Bunlar kız çocukları için, küçük çocukları için bir eğlence olabilir ama özellikle de yetişkin olan insanların böyle şeyler yapmaları asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bunun temel sebepleri az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi insanın kendine olan saygısını kaybetmesi ve kendini olduğu gibi kabullenmeyip bir şekilde e, kendini Gösterme gayreti ben varım türünden bir haykırış biçimi olarak ortaya çıkar ki bunlar arkasında bir takım sıkıntıları barındıran şeylerdir. Bunların e, mutlak surette kendilerini farklı şekilde tedavi etmeleri lazım gelir. Yani Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Her insanın en güzel surette yaratılmış olduğuna dair bir kabullenişi olmalıdır ama hakikaten bazen bazı hastalıklar olabiliyor. Bir takım vücutta anormal durumlar olabiliyor. Onlarla ilgili kişiye özel durumlar ayrıca ilgilileriyle konuşulur edilir ama normal Allah birini yaratmış. Yok işte alnına bir şey yapıyor, kulağına bir şey yapıyor, eline bir şey yapıyor. Bunlardan uzak durmak lazım gelir.